Arkadaşlar merhabalar. Bugün size bir soru bir yorumda bir logaritma sorusu çözeceğim. Önce lütfen durdurun kendiniz yapmaya çalışın. Soru zor geldiyse neden zor geldiğini, kolay geldiyse de neden kolay geldiğini lütfen belirtin. Şundan dolayı diyorum bazen altta yorumlarda şunu görüyorum. Zor bir soru gerçekten ben öğretmen gözüyle bile diyelim zor olduğunu biliyorum sorunun. Bir bakıyorum altta yorumlarda çok basit soru 30 saniyede yaptım diye biliyorum kendi hani diğerlerinin moralini bozmak isteyen veya böyle gıcıklık yapmak isteyen arkadaşlarımız oluyor. Yani diğer arkadaşlar da olumsuz etkilenmesin. Madem burada bir etkileşim halindeyiz, faydası olsun istiyoruz bu videoların. E sizin için de etkileşim açısından da faydası olsun. Birbirinize daha çok olumlu katkılarda bulunun. Yani çöp, çok kolay, çok zor ya da 30 saat çalıştım sen yoksa 2 saat mi çalıştın falan diye böyle saçma karşılaştırmalara girmemek lazım. Etkilenenler oluyor mu? Evet gerçekten etkilenenler oluyor. Çünkü bazı arkadaşlarımız o sözlerin gerçek olduğunu düşünüyor. O yüzden genel itibariyle bu kanalda bir soruya yorum yaparken lütfen sebebiyle belirtin. Onu da böyle ek söylemiş olayım. Şimdi soruyu çözelim arkadaşlar. Log 2x çarpı log 2 3 artı log 2x diye ayıracağım. Çünkü burada log 2x'ler sanki bizim işimize yarayacakmış gibi görünüyor. Zaten oradan yararlanarak x'i bulacağız. Eşittir diyorum. Aynı yorumu sol tarafta yaptığım gibi sağ tarafta da yapıyorum. Log 2 9, log 2x diyorum arkadaşlar. Şimdi böyle yaptık ya. Bundan sonra ne söyleyeceğim? Log 2x'e a. a çarpı log 2 3 artı a eşittir. Log 2 9'u hemen nasıl yazmalıyız? Log 2 3'ün karesi olduğu için 2 log 2 3 üst başa gelir arkadaşlar logaritmada. Sonra log 2 x yerine yine a diyorum. O zaman artık a log 2 3 artı a kare eşittir 2 log 2 3 artı a. A'ların hepsini bir yerde buluşturalım. Şimdi bakın a kare artı a parantezinde burada ne var? log 2 3. Burada ne var? A. Öbür tarafa ne olarak geçecek? Eksi A. O zaman A parantezini aldığımda 1 olacak. Sonra arkadaşlar bir de eksi 2 log 2 3 eşittir 0. Şimdi dikkat. Burada A dediğim arkadaşlar log 2 x'ti değil mi? O zaman ben burada kökler toplamını bulsam. A1 artı A2 kökler toplamından log 2 3 eksi 1 eksi B'ye bölü A'dan 1 eksi log 2 3 bölü 1 değil mi? Eksi b bölü a'yı yaptım. Normal ikinci derece denklem yorumu. Haliyle buradan da 1 eksi log 2 3 geldi. Şimdi ne söyleyeceğim? Burada arkadaşlar bu a1 artı a2 dediğim aslında şöyle bir şey. Log 2 x1 log 2 x2. E zaten tabanları aynıysa bunların çarpımı log 2 x1 çarpı x2 oldu. Ve bu neye eşit? 1 eksi log 2 3. 1 dediğim ne? Log 2 2. O zaman bu log 2 parantezinde 2 bölü 3 olur. Tabanları aynı olduğu için de x 1 çarpı x 2 2 bölü 3 gelir. Burada size söylemek istediğim yorum şudur: Bazı sorularda log a 1 artı log a 2 vererek aslında log a 1 çarpı a 2'yi bulmanızı ister. O yüzden kökler toplamıyla kökler çarpımı arasında böyle bir geçiş yapmak zorundayız. Sorunun kırmızıyla yazdığım yeri bu yüzden önemli arkadaşlar. Bu şekilde bu soruyu da çözmüş oldum. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.